Geometri birinci ders başladık, karakterler. Birinci paragraf, o da nasıl falan ekan, halos. Hiç kanaka formüle yenge bilmeyen nimadır yok. Misalda özde çündürüp yeti orama. Demek, birinci misalda ayet yaptı. D, Y, S noktalar bir doğru çizgide yatadı. D'ye 16, Y, S 9 santimetre bulsa, vadi yaptı. Y nokta D ve S noktalar arasında bulsa diye. Y nokta D ve S noktalar arasında bulsa D sen topin diye. Oldu bu. Misal olmaz bu. 16'ya 9'u koşarız. D sen kep çıkar. 25 bulur. Doğru mu? Fakat indi geometri indi başladık. Şu dakika D, S, A, B masafede bir attı. Şunu yakışı şunu alışımız gerek. Şimdi üçüncü misal. Tağı misalları görü yapar hazır. Cüplerinde bir işlep koyarsın. A'sı doğru çizgide, A ve S noktalar arasında B nokta yatadı diye. Hani şunu yol çizgi gereği de çiz çizgi gereği bana. A'sı doğru çizgide, A ve S noktalar arasında B yatadı diye. Demek A'sı şu bulsa, orası da B nokta yatadı bulsa, B deyip duruyor. Ne oldu? Eğer B'se 700 tur bulsa diye. B'se 700 tur. AB kesmenin uzunluğu, AS kesmenin uzunluğundan 3 mertte küçük bulsa diye. AB kesmeni mi bu? Hayır mı? AB kesmenin uzunluğu, AS kesmenin uzunluğundan 3 mertte küçük. Bu da yani eğer X bulsa, hayır. Şu X bulalım. AB kesmen uzunluğu, AS kesmen uzunluğundan 3 mertte küçük eken, yani AS 3 mertte katta bulan. Doğru mu? Demek ki, ne bulan endi? Şuna kadar bulsa da yaptı. AS kesmen uzunluğu top edip, AS'ın top şimdisi gibi. Demek ki, 3x ten bulanı, x plus 74 desem ben bulurum da, doğru mu? Çünkü 3x AS yok. Hayır, x, hayır, 74 koşsak, A'sı gideyim bulan. Bu oldu. X bir akıllı bitirse. Ayar 2x bulanı. Bölsek. X 3'ü yettiyken. Bizden hemen soru yaptı. A'sı sorayım soru yaptı. A'sı topin diye yaptı bizden. Ne buladı? 3x. 3 köpeğe 3'ü yetti o bulan. Ne buladı o? Şükür etti. 2 var. Şükür yok. 9'u 11'u 1. A'sı topladı. Şu yapsın. 5. misal. A, B, S noktalar bir doğru çizgide yatadı diye. Devam edelim. Eğer A'sı 5 santimetre, B'sı 7 santimetre bulsa, B nokta A'sı kesmeye tekişliği bulur değil mi? Yani karayın, ayetme yapma siz de, sizge. Ayetme yapma sizge. A, ayet B, ayet S deyip ayetme yaptı. Yani ayet yaptı ki, soğaldı. B nokta A'sı kesmeye tekişliği bulur değil mi? Diye yaptı. A'sıyımız bulsa, A'sı 5 buluş mümkün bir şey daha olsun. A'sı 5 buladıyan bulsa A'sı 5 diye yapalım. Verilişine. A'sı 5. B'sı 7 bulsa B nokta tekişliği bulan bunge diye. Ne kılalımız? Demek ki bu halatta bu mıydı? Çünkü B'sı 7 diye. B'sı 7 bulup AB 5 bulamaydı diyor. Az met 5 met 7 desem kovurum. Mantıka doğru gebeyin. A'sı 5 olup B'sı 7 buluş diye. Yani başkaça halatta kana kılışımız mümkün mü? Mümkün mü? Mümkün mü? B nokta şu doğru çizgide kabul kılalıydım. A bilen B onları başlayıp koysa misal için doğru mu? Ağzı bana B ikilasının ortası da yaptı mı? Taş karısı da yaptı ki.
Evet be. Hayır diye açın ne yapıyor doğru mu? A'sı 5. B'sı 7. Bula yani. Buluşu mümkün mü? Lekin B nokta onların ortası da yatmıyor. Bu yerde sonunda ayeti yaptı. A, B, S noktalar bir doğru çizgide yatar diye. Ha, ketme ketli boyunca yatar deme yaptı diyor mu? Bundan aldığım bir misalımızda ayeti bu yaptı. Bu misalda Y nokta ikilasının ortası da yatar deyip ayeti bu yaptı. Ha bunu da etmeyen. Bu. Bularken, bula değil mi diye, mümkün mü diye, mümkün cevabı. Yettinci misal. Eğer diye, AB 1.8 diye. AB 1.8. AS 1.3. AS 1.3. BS 3. BS 3 bolsa ABS noktalar bir to'rt uzunlukta yata oladı mı diye yani. Kılışımız gereği değil mi? Demek AB 1.8 bölüşü mümkün. BS 3. Bu ise BS 3 bu ise A sayımız 1.3 bölüşü mümkün mü? Bölüşü mümkün. Bunu alın başlayalım. A sayımız A'sa 1 3 mi? 1 3. B'se 3. Bu ise A'ba 1 8 oluşu mümkün? Mümkün olmaz. Mümkün olmaz. O da çizimler, masraflar hakkında yapmaya yapmış olmaz. Mürekkep narsanın özü yok. Yani. Cüda o zaman narsanına göre yapmış. A'ba 1 8. Hemen bir doğru çizgide yatıp durup bu teknik becerilişi mümkün olmaz. Kendi çizeceğiz. Eğer bir doğru çizgide yatmasa buluşu mümkün. Bu oldu mümkünmez. Mümkün mü diye mümkünmez. 9. To'rt zıq o'tkazing ve şu to'rt zıqda yotmaydigan biror A noktanı belgileng. Hani ketma-ketlikda de so'rayotgan ishini qilaylik. Çünkü geometrik masalalarini endi ishlashni o'rganyapmiz-da biz mana. To'rt zıq o'tkazing deyapti. O'tkazing desa mana o'tkazing mana. Bo'ldi? Şu to'rt chiziqda yotmaydigan biror A noktanı belgilang deyapti. Şu to'rt chiziqda yotmaydigan A nokta qayerda bo'larsin-mi? Bularam. Şu to'rt chiziqda yotmaydi mı? Belgiladim. Endi ikkita B va C noktanı şunday belgilangki deyapti. AB kesimi to'rt chiziqni kessin, BC kesimi to'rt chiziqni kesmasin deyapti. Buluşu mümkün mü? Yeni de yaptı. İkide B ve S noktanı şunları belgilen ki AB kesme doğru çizgini kessin diye B. Bayer bosa değil ya. Bayer B bosa mı? B ise kesmesin. Buluşu mümkün mü? Belki koysam. Ne kısam AB kesen mi? AB kes. B ise çıkması bu. Kesinlikle. Doğru bilgi yapmış değil mi ya? Bir doğru çizgi ötkezdim. Ve o doğru çizgi yapmaya A noktanı aldım. Ve B ve S noktanı şunday bilgilen ki yaptı. O A, B kesme doğru çizgini kessin. B, S kesmesin. B, S kesme yaptı mı? A, B onu kesip öte yaptı mı? B, S bursa kesme yaptı. Aytırken dakika çize oldu ya. Bizgi şunlar sekere ettirgen üç bürçay çiz etkenimizde to'g'ri burchakli yoki teng yo'li uchburchak chizing deydi de va bunaqasiga chiziq o'tkazing va uchburchakda ichida yotmaydigan nuqtadan bunga chiziq o'tkazing deb aytadi gap. O'sha gapini qila olishimiz uchun bu mavzuni bilishimiz kerak. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Kesmasin. Xuddi aytilgandek chizib qo'ydik. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. 11. To'rt chiziq va unda yotmaydigan 4 ta A, B, C, D nuqta berilgan deyapti.
Agar quyidagi shartlar bajarilsa, AD kesma to'g'ri chiziqni kesadimi deyapti. Xo'p, mana ketdi. Birinchi to'g'ri chiziq chizaylik. Quyidagi shartlarni ko'raylik. AB, BC va CD kesmalar to'g'ri chiziqni kesadi deyapti. AB kesish kerak ekan. Mayit A olsak misol uchun, ha? AB, B ni qayerga olishim kerak? Qayerga olsam ham bo'ladi, to'g'rimi? Kesadi-ku. Kessin deyapti. Javob maydi. Birinchi shartda AB to'g'ri chiziqni kessin. Kesdi. BC va CD ham kessin deyapti. BC kesish uchun men qayerga qo'yaman? Qayerimi? Qayerga qo'ysam bo'ladi desami? Kesam shunda? Kesdi BC. CD ham kesish kerak ekan. Qayerga qo'yaman? Bayi. To'g'rimi? Kesdi bu ham mana. Endi deyapti, shunaqa bo'lsa AD deyapti. Kesadimi deyapti? A'da ham kesib qolar ekan, ko'ryapsizmi? Aytilgan shartlarni ketma-ket qilib ketdik. Bular kelsa, bu ham kesadimi? Kesadi. Qilib ko'rib bilasizda buni, to'g'rimi? Chizib ko'rib bilasiz. 13. A va B nuqtalar orasidagi masofa 500 metrga, B va C nuqtalar orasidagi masofa 300 metrga teng. A va C nuqtalar orasidagi masofa qanchaga teng? A va B 500 bo'lsa, B va C nuqtalar orasidagi masofa esa 300 ekan. B va C. Qayerga olsam ham bo'ladi uni? C ni. Ha. B va C nima ekan? 300 ekan. B va C 300 bo'lsa, A va C nuqtalar orasidagi masofa qancha deydi? A va C. Qayerga qancha qoladi? 200 qoladi. Shu oddiy ekan bu ham. 15 ni bitta ko'rsin. Uzunligi 24 va 2 ga teng. Kesmani 704 kabi nisbatda bo'ling deyapti. Ana uzunlik 24 2. Shuni 704 nisbatda bo'ling degani, taqriban mayerdan mayergacha 7x bo'lsin, mayerdan mayergacha 4x, ya'ni 7x 4x nisbatda bo'ling degani. Ikkalasini qo'shib yuborsak 11x ning 24 2 ga bo'lib yuborsak necha bo'ladi? 2 u 2 bo'ladi. 2 u 2. X 2 u 2 ekan. Bizdan nimani so'rayapti? Nisbatda bo'ling. 4 ko'paygan 2 u 2. Bu tarafta 8 u 8 bo'lar ekan. 7 ko'paygan 2 u 2. Bu yerda 15 u 4 mana. Bu taraf 15 u 4 bo'ldi, ya'ni mayit orasi. 15 u 4 mayit 8 u 8. 24 u 2 masofani 7 u 4 nisbatda bo'lsak, bu yog'i 15 u 4, bu yog'i 8 u 8 bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Birinchi paragraf tugadi.